Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. İstanbul muamması hala sürüyor. Ankara halloldu. Mansur Yavaş mazbatasını aldı ama İstanbul hala sürüyor. Ve burada genel eğilim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yapıp ne edip İstanbul'u vermeyeceği, vermek istemediğini biliyoruz da vermeyeceği yolunda bir kanaat oluşturulmak isteniyor. İktidarın, Erdoğan başta olmak üzere iktidarın ve onun destekçilerin bunu oluşturmak istemeleri anlaşılır bir şey. Ancak Erdoğan karşıtı olma iddiasındaki, AKP karşıtı olma iddiasındaki kesimde de çok ciddi bir ne yapar ne eder alır kanaati var. Bu konuda yazılar yazılıyor. Sosyal medyada özellikle çok şey dolaşıma girmiş durumda. Şimdi bugün sabah Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına gelmeden, yaptığı açıklamalara gelmeden önce bu bakışa bir göz atmakta yarar var. Şöyle bir yaklaşım var. İstanbul'u Erdoğan vermez çünkü Erdoğan biliyor ki İstanbul'u alan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden de Türkiye'yi kaybeder. Doğru. Ve dolayısıyla vermemek için elinden geleni yapacaktır. Bu da doğru. Ve o kadar güçlü ki, rejimi o kadar değiştirdi ki, her şeyi o kadar kendine bağladı ki bunu yapar. Bu yanlış. Ne yapar, ne eder İstanbul'u alır yaklaşımı bence baştan yanlış bir yaklaşım. Bir kere hem doğru çıkma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum, hem de bunun, bu ele alış şeklinin, nasıl söyleyeyim, pozitif bir ele alış şekli olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ki, eğer İstanbul'u Erdoğan ne yapar ne eder alırsa bu kadar insan niye sandığa gitti? Eğer böyle olacaksa bu kadar insan günlerdir, özellikle CHP örgütü, CHP milletvekilleri günlerdir, bir haftadır niye sandığın başında sabahlıyorlar? O zaman gidin bu insanlara deyin ki ya boşuna sabahlıyorsunuz, boşuna bekliyorsunuz. Çünkü Erdoğan her istediğini yapar. Bunu size vermeyecek, hadi gidin evinizde mışıl mışıl uyuyun. Halbuki böyle değil. Bu bir İstanbul'da çıkan sonuç, sadece İstanbul'da değil aslında, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, hatta Bursa'da çıkan sonuçlar, bütün hepsine baktığımız zaman, Türkiye'deki bu Erdoğan ne yapar, ne eder, istediği seçimi istediği gibi sonuçlandırır algısının tamamen yıkılmasına yol açtı. Birincisi Erdoğan'ın sadık seçmenleri var. Bunlar ölseler oy vermekten vazgeçmezler algısını yıktı. Erdoğan seçimde yenilmez algısını yıktı. Tüm dünya bunu böyle okuyor. Ama yine de tabii ki Erdoğan buna nasıl cevap vereceği bekliyorlar. Ama burada Türkiye'de baktığımız zaman Erdoğan karşıtı olma iddiasındaki bazı kişiler bir şey olmaz, o bir şekilde bunu alır diyorlar ve sonuçta aslında Erdoğan'ın en çok ihtiyacı olan o zemini hazırlamakta çok ciddi bir şekilde katkıda bulunuyorlar. Şöyle düşünün, iktidar yanlısı bir gazetecinin, iktidar yanlısı köşe yazarlarının, iktidar sözcülerinin, televizyon kanallarının İstanbul'da usulsüzlük olduğu vesaire olduğu yolundaki bir haftadır yapılan yayınlarının hiçbir etkisi olmuyor. Kendi tabanlarına bile etkisi olmuyor. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Eğer öyle bir şey olsaydı, taban gerçekten İstanbul'da seçimin çalınmış olduğunu düşünseydi, AK Parti tabanı bir şekilde bunu dile getirirdi. Böyle bir şey yaşanmadı. Birincisi bu. Bunun karşılığında Erdoğan'ın güçsüzlüğünün sonucu olarak ettiği lafları, yaptığı davranışları, verdiği tepkileri birileri onun gücü olarak algılıyor. Ve diyor ki ne yapacak, ne edecek, görün bakın bunu vermeyecek. Vermeyecek de ne olacak? İşte Erdoğan otoriterliğini pekiştiriyor vesaire vesaire. Bu tamamen yanlış. Bence Erdoğan'ın İstanbul'u almasının, bu haliyle almasının imkanı yok. Alırsa eğer, bir şekilde alırsa, kalkar burada, tamam ben yanlış söylemişim derim. Ancak şunu da özellikle vurgulamakta yarar var. Benim durduğum yer, benim gibi insanların durduğu yer kanunlar, hukuk, evrensel ilkeler. Sandığın kutsallığı ilkesi ki bu noktada Abdülkadir Selvi çok güzel bir yazı yazmış, Hürriyet'te okumanızı tavsiye ederim.
Bu noktadan baktığımız zaman Erdoğan'ın İstanbul seçimlerini almasının imkanı yok ve bunu da söylemekte hiçbir beis yok. Ama bu durum ortadayken böyle olabilir ama istediğini yapar dediğiniz zaman aslında Erdoğan'la beraber hareket etmiş oluyorsunuz. Bugün Cumhurbaşkanı Rusya'ya giderken açıklamalar yaptı ve bu açıklamanın ardından da ne yapar ne eder İstanbul'u alır kanısına sahip olanlar bakın haklı çıktık diye yine o kötümserliklerini piyasaya sürmeye başladılar. Bu açıklamalar Erdoğan'ın seçimi kaybettiğini kendisi tarafından da kabul edilmesi açıklaması. Ne diyor eninde sonunda 12 bin 13 bin oyla oy farkıyla İstanbul gibi bir yer alınır mı diyor. Bunun demokrasiyle ne derece bağdaştığı tartışmasını bir kenara bırakalım. Fark var, evet yenildik ama az fark var. Seçimi bir şekilde gözden geçirmemiz lazım gibi çok geri bir pozisyonda duruyor Erdoğan aslında bugünkü açıklamasına baktığımız zaman. Ama insanlar bu geri pozisyon üzerinden ona bir tepki vermek yerine onun bu hareketiyle zaten noktayı koyduğu düşüncesiyle bir takım tepkiler vermeye çalışıyorlar. Buradan kalkıp Türkiye'nin değişik yerlerindeki Yusufeli, Bursa vesairedeki az farkla AKP'nin ya da MHP'nin kazandığı yerleri gösterip çifte standart üzerinden bunu tanımlamak da bence çok anlamlı değil. Oralar ayrı bir olay, İstanbul ayrı bir olay. Oralarda seçimler yenilenmiş olsaydı, sayım yenilenmiş olsaydı bu sefer İstanbul'u kabul etmek mi gerekecekti? Bunu da özellikle vurgulamak lazım. Ama İstanbul başlı başına bir olay ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı artık tescillenmiş durumda. Sadece bunun YSK tarafından adının konulması lazım. Erdoğan YSK üzerine bir baskı oluşturmak istiyor burası muhakkak. Zaten YSK'nın görev süresini uzatarak vesaire onu büyük ölçüde kendi denetimi aldığını da düşünüyor. Ama bu tek başına ona yetmiyor. Bunun bir de psikolojik zeminini, toplumsal zeminin oluşması lazım. Yaptığı açıklamalar, o yönde açıklamalar. Ama ortada elimizde görüntüler var vesaire gibi hiçbir karşılığı olmayan açıklamalarla bunu ikna etmeye çalışıyor. Kimse bunun kanıtını ortaya süremezken usulsüzlük, organize suç, organize bir usulsüzlüğün ya da hilenin kanıtını ortaya süremezken birileri Erdoğan böyle dediyse bu iş olacak, İstanbul'u vermeyecek noktasına vardığı zaman işte o zemini hazırlamış oluyorsunuz. Burada bence serin kanlı bir şekilde ve sakin bir şekilde özellikle benim sakin olan kazanıyor tespitimle çok dalga geçen var. Olabilir ama şunu biliyoruz ki sakin olduğunuz zaman kazanıyorsunuz. Öte yandan şöyle bir düşünelim. Erdoğan ne yapar, ne eder? Bu seçimleri İstanbul'a alır. Diyelim ki böyle. Peki bunu diyen insanlara bir şey sormak gerekiyor. O zaman İstanbul'u ne yapsın? Binali Yıldırım'a oy vermemiş insanlara ne öneriyorsunuz? CHP'lilere ne öneriyorsunuz? İyi Partililere ne öneriyorsunuz? HDP'lilere ne öneriyorsunuz? Bu hiçbir zaman bir politik bir duruş değil. Bu tamamen kaçmanın söylemi, kaçışın söylemi. Buradan siyaset üretilemez. Siz belirli yasalar üzerinden bir duruş alırsınız, bununla ilgili mücadelenizi verirsiniz, sandıkta kampanyanızı yaparsınız, sandıkta kazanır ya da kaybedersiniz ve ondan sonra önünüze bakarsınız. Birileri oyun oynanırken kuralları değiştirmek isteyebilir, onu da engellemeye çalışırsınız ki şu anda CHP'lilerin özellikle İstanbul'da sandıklarda yapmak istediği bu ve büyük ölçüde başardıkları da bu. Birileri bunu başka yollarla da yapmak isteyebilir, bunu da engellemeye, yasalar içerisinde, mevzuat içerisinde engellemeye çalışırsınız. Eğer bütün yasalara, mevzuatlara rağmen göz göre göre bunu yaparlarsa da bu sefer yeni politikalar üretirsiniz. Ama baştan zaten böyle diyorsa yapacaktır dediğiniz zaman siz zaten politikanın dışına çıkıyorsunuz. Hiçbir şey söylemiyorsunuz, insanlara hiçbir şey vaat etmiyorsunuz. Şunu kabul etmek lazım, Ekrem İmamoğlu tekrar belli ki Erdoğan'ın bugünkü açıklamasından da görüldüğü gibi oy farkı ne olursa olsun, diyelim ki 13 bin, diyelim ki 15 bin, Ekrem İmamoğlu İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı. Bir kere noktayı burada koymak lazım. İkinci tespit, Erdoğan bundan çok rahatsız, tamam. Üçüncü tespit, bu rahatsızlığının sonucunda bunu engellemek için elinden geleni yapıyor.
Ama dördüncü tespit ne yaparsa yapsın bu sonucu değiştiremeyecek. Bence bu. Eğer değiştirirse, eğer ben haksız çıkarsam ne olacak? Aslında işin bir böyle de bir boyutu var. Ama bunu tartışmak sonranın meselesi. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer her halükarda bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun yerine Binali Yıldırım o koltuğa oturtulursa Erdoğan tarafından, dolayısıyla YSK görünümlü ama Erdoğan tarafından oturtulursa zaten Erdoğan'ın fiiliyatta yaşanmakta olan sonunun alabildiğini hızlandırılmış olduğunu görürüz. Artık burada daha önceki birçok yayında da söylediğim gibi Türkiye'de sağ, milli irade gibi o çok kullandığı sandığın kutsallığı gibi temellerinden uzaklaştığı andan itibaren bitmiştir. Bu aslında bir intihar olur. Yani şu var, böyle bir intihar olsun denmez. Yani şöyle bir akıl yürütmüyorum. Bırakalım İstanbul'u bir şekilde alsın ve böylece sonunu hızlandırsın. Böyle bir şey söyleyecek halde değilim. Olay kuralları içerisinde gittiği zaman İstanbul halkının daha fazla bir bölümü muhalefetten yana tercihini yaptı. Eğer buna iktidar razı olmazsa, onaylamayıp bu sonucu sandıktan çıkan iradeyi ters çıkartacak bir sonucu dayatmaya kalkarsa buna ne Türkiye ne dünya razı olmaz. Bu razı olmamanın sonucunda Binali Yıldırım koltuğundan olmaz eğer oraya atanırsa. Seçilmekten bahsetmiyorum, atanmaktan bahsediyorum. Ama bunun hem AKP'ye, hem Binali Yıldırım'a, hem Erdoğan'a, hem de Türkiye'ye çok büyük zararları olacaktır. Bu zararları göze alıyorlar mı? Bence almıyorlar. Şu anda bence Erdoğan'ın yaptığı aslında yenilgiyi YSK'ya havale etmek. Yani şöyle bir hava yaratacak bence benim gördüğüm, bugünkü konuşmasından anladığım. Biz itirazlarımızı ettik, kanıtlarımızı gösterdik ama YSK bunu kabul etmedi. YSK'nın sonuçlarına kabul ediyoruz ama saygı duymuyoruz. Daha önce çok yapmıştı Erdoğan bunu biliyorsunuz. Yargının kararlarına saygı duymak zorunda değilim demişti. Bazı birçok geçmişte yaşanan olayda. Burada da büyük bir ihtimalle biz aslında kaybetmedik ama YSK bizim iddialarımızı ciddiye almadı vesaire deyip bir şeyler yapmanın zeminini hazırladığı kanısındayım. Ama buradan büyük bir panikle evet Erdoğan işte sonucu değiştirmek üzere gibi çıkarsamaların hakim olması durumunda o zaman başka bir takım şeyleri düşünebilir. Ama bence bugün Erdoğan'ın konuşması Ekrem İmamoğlu'nun kazandığının tescilidir. Bunun böyle olduğu kanısındayım. Yanlış çıkarsa da burada çıkar, yanlış olduğunu, yanlış söylediğimi söylerim. Ama şunu tekrar söylüyorum. Her şey ortada, bu kadar her şey aleniyken, şunu yapabilir, bunu yapabilir üzerinden üretilen tezlerin, argümanların siyasi hiçbir yönü yok. Türkiye'ye hiçbir hayrı yok. Erdoğan'ın bu çıkışları onun gücünü değil, güçsüzlüğünü, zayıf düşmüş olduğunu bize gösteriyor. Bu çıkışlardan güç sonucuna varmak bence çok yanlış bir analitik perspektif. Bugün bir başka yazı dolaşımda 2 Haziran'da seçim olacakmış. Yazıya bakıyorsunuz, neye dayandırıyor? Hiçbir kaynak vesaire şu bu yok. Ama böyle bir şey yaratılmaya çalışılıyor. İşin acı tarafı bu yazı dolaşıma çok ciddi bir şekilde sokulurken Abdülkadir Selvi'nin demin sözünü ettiğim o iyi yazısı aslında AKP destekçilerinin, AKP'ye oy vermiş olanların da büyük bir kısmının paylaştığını düşündüğüm, bildiğim, perspektifi dile getiren o yazı nedense görülmezden geliyor. Hep böyle oluyor zaten. Sert çıkan, agresif olan, keskin bir takım şeyler öne çıkartılıyor. Mesela kefen giyenler öne çıkartılıyor ama onun dışında AKP tabanındaki gerçekten demokratik özgürlüklerin geliştiği bir hukuk devletini isteyen insanların beklentileri, kaygıları görmezden geliniyor. Şimdi de böyle bu seçimin sonuçlarını kabul etmeme yolunda her türlü mızıkçılığı yapanlara dikkat edilirken öte yandan
senin kanlı bir şekilde evet kaybettik, kaybettiğimizi de kabul etmemiz lazım. Neden kaybettiğimizin üzerinde düşünmemiz lazım, önümüze bakmamız lazım denenleri cesaretlendirilmediğini görüyoruz. Onların cesaretlendirilmemesi de aslında AKP'nin geleceğinin hiç de parlak olmadığını bize gösteriyor. Bugün bu yayını yapmayı düşünmüyordum. Normalde saat 17'de bir yayın yapmayı düşünüyordum. Bu böyle araya kaynadı diyelim. Belki 17'de yine bir başka yayın yaparım. Çünkü konuşacak çok husus var. Benim yepyeni Türkiye dediğim olayın bayağı bir şekillenmekte olduğunu görüyoruz. Burada serin kanlı bir şekilde, sakin bir şekilde bu seçim sonuçlarının, çok önemli olan seçim sonuçlarının Türkiye'de yeni bir dönemi açtığı kesin olan ve bu yeni dönemin açılmış olduğu gerçeğinin örtmeye çalışanlara rağmen bu yeni dönemi konuşmak, ileriye doğru konuşmak her zaman için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Muhtemelen saat 17'de yine bir yayınla karşınızda olacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.